Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 18 Mart 2022 günlerden cuma. Yarın 19 Mart 2022 günlerden cumartesi. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Sevgili yarış severler biliyorsunuz yarın 19 Mart 2022 Cuma günü gündüz yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyor. Öncelikle Adana gündüz yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları İstanbul Bele Efendi Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız sizler açısından da iyi olacaktır. Çünkü YouTube'da bir topluluk sayfası var. Sevgili izleyiciler, herkes bu sayfayı kullanmıyor. YouTube kanalımızı açtığınız zaman yukarıda sağda bir topluluk sayfamız var. Bundan sonra son dakika gelen haberleri Gerek son dakika gelen haberler gerek de, gerek ise e, tuttuğum son anda içimden gelen safkanları topluluk sayfasında paylaşacağım. Zaten topluluk sayfasında zaman zaman oraya giden arkadaşlarım görecekler. Zaman zaman e, tahminlerimi de paylaşmaktayım sevgili yarışseverler. severler. Bunu görebilmeniz için bunun bildirimini alabilmeniz için kanalımıza abone olmanız şart sevgili yarış severler. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanında bir çan işareti göreceksiniz. O çan işaretine tıklayıp yine kişiseli de evet kişiseli de tıklarsanız size özel olarak bildirim gelecektir. Gerek videolarımı yüklediğim zaman Gerek e, topluluk sayfasında bir şey paylaştığım zaman sizlere özel olarak kişisel bildirim gelecektir. O yüzden bütün arkadaşlarımızın kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum diyerek ben 19 Mart 2022 Cumartesi Adana Gündüz Yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Adana'da 8 koşuluk bir program var programda 2 çim yarış var. Altılı Ganyan ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz sapkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı 3 yarış ile start alacak. Esasında ilk ayakta çok tuttuğum bir safkan var arkadaşlar. Hem de e, bugün çime ilk defa çıkacak olmasına rağmen içimden koşu aksiyonları yani ayaklarını uzatarak koşması çimde daha iyi gideceğini gösteriyor. Ben o koşu stiliyle çimde daha başarılı olacağını düşündüğüm bir isim var. Ancak Altılı Ganyan'ın ilk ayağında yatmamak vabında bu koşuya 4 safkan vereceğim. Tabii ki 4 safkanda da yatabiliriz. Arkadaşlar sebebi ise uzun zamandır start almayan isimler var. Yine uzun zamandır start almamasına rağmen çimde şey idmanda olan safkanlar var ve bugün çim pistte ilk defa çıkacak safkanlar da var. O yüzden temkinli olalım arkadaşlar. Özellikle at yarışının garantisi yok biliyorsunuz. Ama burada özellikle çok beğendiğim bir isim var. Sayın Tolga Karakartal'a ait Native Khan temsilcisi Oshin Crest torunu bir numaralı evet arkadaşlar bir numaralı Minevra McConigal. Evet arkadaşlar bir numaralı Minevra McConigal isimli safkan. Sonlarda rakiplerini adeta bir dozer gibi ezdi geçti. O aksiyonlarını çimde daha iyi yapacağını düşünüyorum. Esasında içimden tek geçmek geliyor ama bugün çim piste ilk defa çıkacak bir yarışı izleyelim. Sevgili yarış severler bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine aksiyonlarını çok beğendiğim, eşkalini çok beğendiğim. Bugün Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Angel al ya ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Ballı Kaymaklı. Ve son isim olarak da 3 numaralı Gökdenizim isimli safkanlar. Benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum safkanlardır. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Bana göre Günün en karışık koçlarından bir tanesi. Burada tuttuğum safkanları sizlere tuttuğum sırasına göre paylaşacağım. 12 numaralı Baba Hakkı. Rakiplerinden gerek performans olarak gerek eşkal olarak çok farklı görünen bir isim. Bugün Vedat Abiş dairesinde ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine 14 numaralı Garip Osman. Arkadaşlar son ana kadar çok sermayeliydi ve sermayeli kazandı. O gün üstünde Mehmet Salih Çelik kardeşimiz vardı. Ben Safkan'da sermaye gördüm. Bugün aynı yarış tekrar etmesi durumunda yine başarılı olacaktır. Bugün ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine dört numaralı Ağamsın kısalan mesafede daha etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün Kadir Demirel idaresinde 3. şansı da bu safkana veriyorum. Yine 9 numaralı Yantar son yarışına hayran bıraktı beni. Dış kulvardan çok etkili ataklarla geldi. Tur bunun temsilcisi Haber Batur'un torunu 9 numaralı Yantar da bugün Müslüm Çelik idaresinde yine dikkat edilmesi gereken safkandır. Bu dört safkanın dışına çıkarsa sevgili yarış ben 8 numaralı Evet arkadaşlar, 800 numaralı Büyük Kenan, 1 numaralı Sarraf Tay ve 13 numaralı Lider Kartal isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum ve altılı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe çim pistte koşulacak açık grup 3 yarışı Tendürek koşusu gerçekten önemli bir koşu. 3 yaşlı İngiliz tayları adına. Burada esasında yine çok tuttuğum bir isim var. Özellikle son yarışını izlerseniz Safkan'ın kalitesini, sermayesini görmüş olursunuz. Bana göre bu koşu belki olmayabilir arkadaşlar ama bu safkan çok büyük işler yapacak. Özellikle sizlere bunu belirtmek istiyorum. Son yarışı Ahmetçilik İdaresi'nde piste çıkan ve bu yarışta da yine e, Halis Karataş İdaresi'nde piste çıkacak 11 numaralı Zala Bey. Bugün bu koşuda benim ilk şans vereceğim isim olacak. Ve talihinden beri sizlere ısrarla verdiğim, ısrarcı olduğum bir safkan var. 10 numaralı Mucize Kız'da kalitesini her koştuğu yarıştan sonra pekiştiriyor. Bugün Müslüm Çelik Dairesi'nde 10 numaralı mucize kıza da dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Yine 8 numaralı Victor Victory Weapon çok değişik bir safkan. Belki burada bomba şansı olabilecek bir isim ve 6 numaralı Panagia. Arkadaşlar 6 numaralı Panagia da koşmuş olduğu koşularda yine kalitesini ispatlayan bir isim. Bu safkana da dördüncü şansı veriyorum ve altılı gangının dördüncü ayağına 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler bir YouTube kanalı açtık. Özellikle bu hafta sonu yani pazar akşamına kadar hedefimiz 700 aboneydi. Yeni YouTube kanalımızda ilk hedefimiz 1000, daha sonra 5000 abone. Ve kanalımız neredeyse 695 kişi oldu şu anda. Neredeyse şu anda 700'e ulaştı. Pazar akşamına kadar herhalde 720-730 veya 740 kişi olacaktır. Özellikle destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu kanalımıza abone olmanızı, bu kanalımıza destek vermenizi önemle rica ediyorum. Program sonunda biliyorsunuz programın tam bitiminde burada videolar çıkıyor. Şurada çıkacak videoya tıklarsanız bu kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmında yani altta yorumlar kısmında en üstte tutturulmuş bir link göreceksiniz. Sabitlenmiş bir link göreceksiniz. O linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz ve şu anda burada çıkacak kanalımıza geçiş linkine tıklayarak evet arkadaşlar o videonun içine girerek yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda bütün arkadaşlarımızın yeni kanalımıza desteklerini bekliyorum. Hatta yeni kanalımıza geçen abone olan arkadaşlarımdan oradan bana bir selam vermelerini önemli rica ediyorum. Altılı Ganyo'nun dördüncü ayağında Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle sizlerin de izlemesini istediğim bir safgan. adeta yürüyen bir dev. O aksiyonlar, o bacak yapısı, o koşu stili gerçekten yani hızlandırıldığı zaman rakip tanımayacağım izlenimi veren ve ben zevkle izliyorum. Ayhan Kurşun idaresinde bugün piste çıkacak Sayın Fedai Kahraman'a ait King David'in temsilcisi özellikle ben anne tarafından Yavuz Star'ın Yapısına benzettiğim bir isim 2 numaralı Tefo Bey isimli safkanın bugün bu rakiplerini ben kendi şahsıma çok rahat geçmesini düşünüyorum. Ve yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak altılı Ganya'nın 4. ayağında 2 numaralı Tefo Bey isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. İstikrarsız safkanların bir araya geldiği bir koşu olduğunu özellikle bu mesafede çok çok etkili olan bir safkan olmadığını görüyorum. Ancak ben burada ilk şansı 5 numaralı Güldüran kıza vereceğim gerek güzel pedigrisiyle gerek koşmuş olduğu son yarışıyla e, form durumunun yüksek olduğunu görüyorum. Bugün son alt temsilcisi 6 numaralı özür dilerim arkadaşlar 5 numaralı evet 6 dediysem özür dilerim 5 numaralı güldüren kızı. Mert Gökalparslan idaresinde ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Bersun Ateşi ve son isim olarak da 6 numaralı Nur Salkımı isimli safkanları öneriyorum. Ben burada 3 safkanla değerlendirdim. Bu koşuda yine tuttuğunuz safkan varsa arkadaşlar tehlikeli bir koşu yazabilirsiniz. Ve altılı ganyanın kapanış koşusuna, son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışım. Sevgili severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir Whatsapp grubumuz var. Ücretli Whatsapp grubumuz. Geçen hafta bir indirim yapmıştım. Talep üzerine bu haftada devam ettik. Yani bu pazar akşamı pazar gecesi saat 00'a .00 kadar grubumuza aylık katılım. 80 lira şeklinde olacaktır. Pazartesi gününden sonra da yine grubumuza katılım ücreti 100 lira olacaktır. Aylık katılım ücreti ya pazar akşamından sonra bu konuda ısrar etmeyin sevgili yarış severler. Aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık katılımda 200 lira. Yani 3 aylık katılım olduğu zaman grubumuz aylık 65 liraya geliyor. Yine 6 aylık katılımda da grubumuz 350 lira. Evet 6 aylık katılımda 350 lira şeklindedir. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek yazalım sevgili yarız severler. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor bilgileriniz. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini Normal bir şekilde yani rakamsal olarak da yazıp mail yoluyla iletebilirsiniz. Evet arkadaşlar Gmail adresimizde küçük harflerle bitişik yazılıyor. Okan Guner TV gmail.com adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Altılı ayının son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışında son yarışında misli altılara özellikle WhatsApp grubumuzda bank olarak vermiştim. Gerçekten çok güzel eşkali ve eşkaliyle uyumlu bir ciğeri var arkadaşlar. Bugün düşündüm banko versem mi diye. Bugün çünkü üzerine Özcan Yıldırım arkadaşımız biniyor. Safkan güzel ellerde itina ile bakılıyor. Sayın Mehmet Emin Çizgi'ye ait. Evet arkadaşlar Talip Han temsilcisi. 9 numaralı tek out. Arkadaşlar 9 numaralı tek out. Bugün bu koşuda kum yarışta bu rakiplerini sonlarda geçebilir. Dikkat diyerek bugün ilk şansı vereceğim. Yine küçük altılı oynayan arkadaşlarım da diğer ayaklara aynı oynayarak son ayakta 9 numaralı tek out isimli safkanı banka olarak tercihleyebilirler. Bu safkanın kötü koşması durumunda diyerek ben devam edeceğim. 6 numaralı Great Disaster yine beğenimi kazanan bir başka isim özellikle Evet Vedat Abiş arkadaşımız üzerinde çok etkili bir Jokey ve de tabii arkadaşımız. Ee, evet bu, şan, bu safkana da ikinci şa şansı veriyorum. Ve de tabiş arkadaşımız biliyorsunuz Jokey oldu arkadaşlar. Çok kısa bir zaman içerisinde kendisine tebrik ediyorum. Yine 5 numaralı Aleko Boy, 1 numaralı Eloş ve 11 numaralı Dumlu Pınar isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Yani bütçe durumunuza göre bu safkanlardan alabilirsiniz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bakın şu anda burada çıkacak videoya tıklayarak yeni YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. O kanalımıza da abone olmanızı, destek vermenizi önemli rica ediyorum. Ama öncelikle izlemekte olduğunuz bu kanala da abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Özellikle topluluk sayfamızda paylaşacağım bilgileri merak eden arkadaşlarım abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine yani bildirim ziline tıklamaları şart sevgili yarışseverler diyerek hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.